Şu an sokaklar bomboş. Tabii bazı kişiler istisnai. Onlar sokakta gezebiliyor. Ama köpekler yine de eve gelmek istiyor. Çünkü aitlik duygusu başka bir şey. Sokak köpeği olmak başka bir şey. Yani sadece karınlarını doyurmak ve hayatlarını idame ettirmek değil. O ait olma ve sevgi ihtiyaçlarında insanlar tarafından karşılamak istiyorlar. Bunun için de sık sık eve gelmek istiyorlar. Ama sosyalleşmeleri için kesinlikle sokakta kalmaları gerekiyor. Kendilerine bir yaşam alanı bulmaları gerekiyor. Çünkü evler maalesef küçük ve onların enerjilerini atabilmeleri için yeterli değil. Üzümler olmaya başladı. Gül hatmi. Dut ağacı da çok güzel oldu. Saksı da buğday. Bu şekilde. Toprak insanların olumlu çalışmalarıyla iyileşiyor. Ama tam bir oluşum için çok uzun süreler geçmesi gerekiyor. Ve bunun için de örüntülü olayların birbiri ardını izlemesi gerekiyor. Bizler yaptığımız faaliyetlerle toprağı iyileştirebiliriz ya da koruyabiliriz. Mesela günümüzde birçok toprak tehlike altında. Bunu en basiti işte yakın bir zamanda altın madenlerinin açtığı açık havuzlarda gördük. Onlarca alan açıldı ve uzaydan bile görünüyordu. Tabii bununla ilgili çok tartışma oldu. Siyanür pahalı bir malzeme, defalarca kullanılıyor. En son zararsız halde doğaya bırakılıyor. Evet, bu siyanür belki bu şekilde açıklanabilir ama yine de o açık havuzlar, siyanürlü suların bekletildiği havuzlar ve ağaçların kesilmesi insanın içini acıtan bir şey. Çünkü toprak bir günde oluşmuyor. Çok çok uzun süreler geçmesi gerekiyor. Artı her toprak bitkilerin yetişmesi, gelişmesi için uygun değil. Biz karnımızı toprak sayesinde doyuruyoruz. Vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri yine toprak sayesinde vücudumuza kazandırıyoruz. Masallarda bile ölümcül hastalıkların derdi olarak işte bir kaf dağı vardır. O kaf dağındaki yabani ot ya da yabani çiçek getirilir ve ilaç olarak kullanılır. İşte bu aslında toprağın ne kadar kıymetli olduğunun göstergesi. Örneğin bazı topraklardan çok büyük ilaç şirketleri mikroorganizma alıyor, üretiyor ve bunu paketleyip piyasaya sürüyor. Bu gerçekten insan aklının almayacağı bir şey. Toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, toprağa ne kadar saygı göstermemiz gerektiğini gösteren bir gerçek. Geçen gün televizyonda Cengiz'in çocuklarıydı galiba, onu izliyorduk. Ve oradaki insanlar dere kenarında yaşıyorlar. Derenin suyunu kirletmemek için ellerini dereye sokup yıkamıyorlar. Bir kapla su alıp ayrı bir yerde ellerini yıkıyorlar ve tek kişi, hani yardım almadan aslında elini dereye soksa yıkasa daha kolay. Yani oradan tası alıyor, suyu dolduruyor, sonra bir eline döküyor, sonra öbür eline döküyor. Bunun için bir efor harcıyor ama burada çok güzel bir amaç var. Yani aa evet, böyle de düşünmek gerekiyormuş dedirten. Dereyi kirletmemek için diyor. Bu çok saygı duyulacak bir şey. Bizler de toprağımızı korumak için her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Niçin korumalıyız? Toprak nedir? Önemi nedir? Bunları gelecek nesillere aktaracağız. Örneğin ovalar. Türkiye'de Menderesler, ovalar da tehlike altında. Bir defa sanayi kuruluşları var ya da hidroelektrik santralleri var ya da işte
jeotermal yapılar var. Bununla ilgili şu anda bazı davalar var. Umarız ki doğa kazanır. Doğanın hayrına olur. Elbette gelişmişlik önemli. Konfor önemli. İnsanların rahat bir hayat yaşaması. Ama toprak olmazsa bu konfor sadece bir avuç insanı ilgilendiriyor ve geri kalan insanlara hastalık olarak geri dönüyor. O zaman biz bütünün hayrını isteyeceğiz, çoğunluğun faydasını ve toprağın sağlıklı olmasını sağlayacak uygulamaları isteyeceğiz. Sanayi atıklarıyla kirleniyor ovalarımız. Tuğla kiremit yapımı için ovaların o güzel, o bereketli toprakları alınıyor. İşte tarım yapılması gereken, üretim yapılması gereken. Bugün markete gidiyorum, pirinç ithal ya da işte bakliyatlar ithal. Ya en basit nane yağı mesela. Naneyi nereye atsan yetişir. Yani su kenarı olduktan sonra taş bile olsa dümdüz bir yerde yetişir. Ama işte mesela nane yağı ithal. Ya ithal ürünlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bitkiye şifasını veren şey aslında yetiştiği toprakların içeriğidir. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, dünyadaki en bereketli topraklardan bir tanesi. Biz topraklarımıza sanayi bacaları kuruyoruz. Şifalı bitkileri bazen öteliyoruz maalesef ki. Ve bunun acısını bizim çocuklarımız ve torunlarımız çekiyor. Şimdi yine geldim deniz lavantasının başına. Bu da böyle çok güzel bir çiçek. Bunlar da cevizlerimiz. Kabuğu çok sert cevizler vardı evde. Onları getirip buraya attım ve muhteşem fidan oldular. Birkaç tane daha var. İlk çimlenme aşamasında o kabuk sert olduğu için biraz su istiyor. Sonrasında hiç suya gerek yok. Zaten kurak yerlerde yetişen bir bitki. Ceviz. Böyle kalın kabuklu ama güzel olan, doğal olan cevizleri doğaya bıraktığınızda gayet güzel büyüyorlar ve filizleniyorlar. Buraya bir uyarıcı da koymuşum. 18-1-20. Yani Ocak ayının 18'inde dikmişim ve şu tarih itibariyle, bugün 25'i galiba, bu kadar büyüdü.